Bir yandan Ukrayna Savaşı, bir yandan devam eden bu ziyaretler. Peki iç politikaya yansımaları ne olacak? Savaşın gerçekliğini, ağırlığını, o utancı, insanlık dramını konuştuğumuz iki haftalık sürenin ardından özellikle diplomasi trafiğinin son 3-4 günde artışa geçmesi iç politikaya yansımalarını da konuşturacak bizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar iç siyasette güç mü kazanıyor? Anketler %50'nin altına işaret etmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları için %30'lar hatta 25 bantları konuşulmaya başlanmış. Diğer ihtimaller söz konusu olmuş. 6 partinin bir araya gelişi Türkiye'nin gündemine geçmişken son 3-4 gündür diplomasi konusundaki ziyaretler İç politikada Erdoğan yeniden güç mü kazanıyor? Bu ziyaretler, bu buluşmalar nasıl görüşmelerin ürünüdür ve ayrıca iç politikaya nasıl kanalize edilecektir? Bu yönüyle konuşmaya başlayalım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Hakan Güneş hocamız karşımızda. Eyüp Bükme'den doğru soruları konuşmaya başlayalım efendim. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Size de mutlaka düşündürdü bu durum iç siyasete yansımaları. Belki savaşın ilk günleri o ağırlığı geçtikten sonra bu ihtimaller tartışılıyor. Halk TV izleyicilerinden de çok sayıda bu konuda sorular gerildi. Güç mü kazanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi siyasi figürü? İç politikada nasıl kanalize edileceğini, kullanılabileceğini düşünüyorsunuz? Zira hala muhatap, net bir muhatap alındı ve geleceğe dönük belki de anlaşmalara imza atılıyor. Örneğin enerji konusunda. Nasıl yaklaşırsınız bu soruya? Şimdi Türkiye'de yurttaşların uzun bir bıkkınlık sonucunda acaba değişim olacak mı? Bu iyimserliğini yaşadığı bir dönemde bazı gelişmeler son dakikada durumu tersine çevirir mi diye bir endişe taşıdıkları hissedilebilir. Evet. Bu gayet anlaşılır. Ama bu son dönemdeki diplomatik trafik ve bunların işaret ettiği bir takım ekonomik işbirlikleri ve bunun içeriye getirebileceği bazı efendime söyleyeyim sıcak para ve bu sıcak paranın seçime yansıması, zinciri böyle kuracak olursak, yani diplomatik trafik, Türkiye'nin öneminin artması, bunun ekonomik anlaşmalara tahvil edilmesi ve yakın vadede de bir miktar sıcak para girişinin sağlanması, bunun da seçime yansıması. Bu gayet mümkün. Fakat şimdi birinci olarak daha bu savaş bitmiş değil. Bu savaşın ortaya çıkaracağı yeni ekonomik düzenin ne olacağı belli değil. Türkiye'nin hangi sıkışmalara, şu anda ki sıcak denklemin dışında hangi büyük sıkışmalara Batı Doğu mecbur kalıp kalmayacağı. Bunlar bir kere zor sorular. Bu da iktidar ve muhalefet diye değil, ülke olarak yanıtlamamız gereken sorular. Her şeyden önce. Hali hazırdaki durumun da ben yeni olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha önceki sert politikaların hepsi ya da büyük bir kısmı duvara çarptı ve başka çare kalmadı. Ekonomik krizle de birleştirildiği için hatırlayalım, bir yıldır Mısır'la bile ilişki kurma çabaları, hem de çok ısrarlı, Mısır pek yüz vermiyor. Ardından Suudi Arabistan Türk mallarını boykot ediyordu, unutmayalım. Onunla ilişkiler birden sıcaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'yle sarıldık. Ermenistan'a, ya yani bunlar hep Rusya, Ukrayna'dan bağımsız hatırlayalım. Ermenistan'a temsilci gönderdik. Ondan sonra Hahamlar Birliği ile görüşme yapıldı ve en sonunda işte şeye kadar gelen İsrail Devlet Başkanı düzeyinde bir görüşmeye kadar gelen son süreç. Ama artı olarak ayrıca, yani bu Ukrayna Rusya'nın işgali saldırısı sonrası Türkiye'nin de özel olarak dikkat çektiği ve öneminin anlaşıldığı, Türkiye'yi ikna etmenin, şurada ya da burada tutmanın çok önemli olduğunun görüldüğü bir moment yaşıyoruz. Türkiye zaten çok büyük bir ülke, her zaman öyle oldu. Şimdi bunu bir hangi parti olursa olsun iktidarda olduğunda kendine yazamaz. Yahut tersi söylenemez. Yani Türkiye her anlamda büyük bir ülke. Üstelik jeopolitik olarak da tarih boyunca herhalde dünyanın en jeopolitik ülkesi. Yani konum önemi açısından öyle olan bir ülke. Osmanlı son 100 yılını bu sayede uzattı belki falan. Yani bu kadar önemli bir jeopolitik şeyde duruyoruz. Lokasyonda, bölgede duruyoruz. Bu açıdan bu da ayrı bir bahis. Ama günün sonunda ekmek o kadar hızlı küçülüyor ki ülkede. Ve başka sorunlar konusunda o kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar devam ediyor ki. Bunun, yani yurttaş zaten Ukrayna'da NATO mu kışkırttı, Rusya mı haklıydı, Türkiye burada tam tarafsız kalabildi mi, işte iyi mi yapıyor, üzerinden analiz yapıyor mu çok emin değilim. Yurttaşın önemlice bir kısmı daha gündelik ekmeğiyle çocuğu iş bulabiliyor mu, iki üniversite bitirdikten sonra niye yurt dışına göndermek zorunda kalıyor veya başka özgürlük problemleri falan. Şimdi
Bunun peki etkisi olmaz mı? Mutlaka olur. Dediğim gibi yani şu zincir bir ekonomik ilişkilere de tahvil edilerek oradan efendime söyleyeyim bir sıcak para girişi, çünkü sıcak paraya özel olarak ihtiyaç var. Seçimde bazı şeyleri yerine getirmek, yani işte çok konuşulan EYT gibi, ondan sonra bazı teşviklerin yine esnafa ve benzeri sağlanması mümkün olursa bunun belirli bir güç kazandıracağı söylenebilir. Ama bu aynı zamanda muhalefetin de nasıl bir strateji izleyeceğine, nasıl bir yaklaşım geliştireceğine, kendini nasıl anlatabileceğine bağlı. Bunu göreceğiz ama cümleyi uzatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Henüz savaş bitmeden ekonomik büyük zorluklarla ilgili biz durumu okuyabilecek durumda da değiliz. Daha herhangi bir şey belli değil. Daha ne kadar zam gelecek? Akaryakıt daha ne kadar böyle ilerleyecek? İç pazarı nasıl etkileyecek dediğiniz gibi değerli hocam. Bunlar ama mutlaka buradan bir kanal açılmaya çalışılacaktır. Analizi de var ortada. İç politikaya dair. Peki örneğin içeride bu denli, bu elbette bir iç politika sorusunu da barındırıyor. Farkındayım. Bir toto oynatma niyetinde de değilim ama 30'lar 25'ler konuşulurken sadece dışarıya dönük bir itibar artışı ya da yeniden muhatap kabul edilme. Bunun iç politikaya kanalize olması, ekonomi dışındaki başlıklarla mümkün olabilir mi? Ülke içinde ekonomik bir darboğaz var ama dışarıda yeniden ağır aksakta ilerleyecek bir itibar kazanımı var. Bunun ikisinin paylaşımı, ikisinin ortak noktaya getirilmesi, vatandaşa yansıtılması hayli zor olsa gerek diğer yandan da. Evet, bence zor olacak. Yani İstanbul Büyükşehir seçimlerinden beri gördüğümüz bir trend var. Yani belirli katılaşmış kamplaşmalar kırılmaya başlandı bu ülkede kültürel alanda. Bunu çok iyi kullanan bir iktidar partisi vardı. Bu kırılmaya başlandı. Yani başı açık kapalı meselesine sıkışan şey kalıp kırıldı Türkiye'de. Şimdi sosyalist partilerde de başörtülü insanlar var. AKP'de de var. Sosyal Demokrat partilerde de var. Efendim liberal partilerde de var. Dolayısıyla bu önemli kültürel kırılma veya kutuplaşma meselesi biraz ya da büyük ölçüde geride kalmaya başladı Türkiye açısından. Bu da iyi bir şey. Şimdi bu koz gittikten sonra peki ne var? Evet, derin bir sağcılıkla birleşmiş bir yumuşak İslamcı hikaye dönüp dolaşıp karşımıza çıkıyor. Nedir o? Şimdi bu fetihçilik anlatısı. Dolayısıyla 7 kıtaya nam salmış Osmanlı vardı. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet bunu bitirdi. Bu hikaye biliyorsunuz işte İsmet Paşa da camilere şunu yaptı falan diye devam eden. Hikaye, evet. Her seferinde kendini böyle temcit pilavı gibi tekrar tekrar sahneye sokan bir geniş ve derin sağcılık var. Şimdi bu ölmedi. Dolayısıyla buna yeniden oynanır. Yeri geldiğinde anti-Moskov bir söylem tutturulur ve NATO çok övülür. Yeri gelir efendim hem NATO'ya hem Rusya'ya işte laf söylenir. Bir tür gizli anti-Yahudicilik, Semitizm yapılır, antisemitizm yapılır. Soros katılır işin içine. Ondan sonra bu araçlar o kadar sabit ki yani bunları ezberlemiş durumdalar. Bugün 6 düğmeden hangisine basalım? İsmet Paşa camileri ahır yaptı düğmesine mi basalım? Bu işlerin arkasında Yahudiler var düğmesine mi basalım? Hem NATO'ya hem Rusya'ya itiraz düğmesine mi basalım diye bir düğmeleri var bu şeyin. Bu derin sağcı İslamcı şeyin söylemin. Ve bunu yapıyorlar. Burada ama bu halk artık buna doymuş durumda. Yani doymayan bir kısmı var. Ne yapsanız herhalde bir %30 bilemiyorum. Yani bir belki daha az. Bir kesim var. O kadar incesini çalışmadım. Ama yani hepimizin gördüğü anketlerden, sosyolojik değişimlerden bu anlaşılıyor. Bu halkın önemli bir kısmı artık bunu duymak istemiyor. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Savaş gerçekliği nedeniyle kenara atılmış bir soruydu. İlk kez konuşmuş olduk. İlk kez sizden de analiz almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim Doçent Doktor Hakan Güneş uluslararası ilişkiler uzmanı ile konuştuk. Şimdi haritaya görelim değerli reji. Nereye gideceğimizi önce harita üzerinden aktaralım. Efendim harita üzerinde en dipte kalan yer. Bakın Odessa, Herson, Melitopol, Mariupol, Kırım. Şu anda ayrılıkçıların ya da Rus ordusunun kontrolünde. Sadece Odessa. Odessa açıklarından hatırlayın. Gemiler neredeyse sahile kadar yakındı. Denizden de bir abluka. Bugün ne konuşuluyor? Rus ordusunun paraşütle indirme yapacağı konuşuluyor. Gideceğiz efendim Odessa'ya. Odessa'da yaşayan Türk mühendis Mehmet Çelebi karşımızda.
Özel bir bağlantı daha yapıyoruz. Savaş hattında 19. günde Rus paraşütçü birliklerinin şehre inecek dedikleri Odessa'dan bağlantımızı kuruyoruz. Mehmet Çelebi karşımızda. Sayın Çelebi, merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şu anda Odessa'da hangi bölgedesiniz? Çevrede bize neler gösterebilirsiniz? Bir de son birkaç gündür neler olup